Bu tekbiri Anadolu'nun her köşesinden Brüksel'e getiren bu yiğitlere de selam olsun. Şimdi bu başarısı hikayesini devam ettirmek bizim için bir borçtur, bir emanettir. İnşallah Haziran seçimlerinde bu başarı hikayesini yeniden yeni bir seçim zaferiyle taçlandıracağız. Allah şahittir ki arkamızda sizler varken, millet varken tek bir an dahi tereddüt etmeyeceğiz. Tek bir an dahi durmayacağız. Çünkü artık AK Parti hareketi sadece Türkiye Cumhuriyeti için, sadece aziz milletimiz için değil, Filistinliler için, evladı Fatihan olan Balkan Müslümanları, soydaşlarımız, kardeşlerimiz için, Afrikalılar için sembol bir harekettir. Ve bu al bayrak artık bütün mazlumların onur bayrağıdır. Onur bayrağıdır. Ve bu al bayrağın yükseldiği hiçbir yerden inmesine izin vermeyeceğiz. İşte bizim idealimiz, bizim davamız bu. Bugün bu al bayrak Gazze'de ızdırap içindeki bir Müslüman için, Myanmar'da baskı altındaki bir Müslüman için, Orta Asya'daki kardeşlerimiz, soydaşlarımız için, Irak'taki Araplar, Kürtler, Türkmenler için, Balkanlar için bir onur sembolüdür. Bir vakar sembolüdür. Bir umuttur. Bu umudun sönmesine izin vermeyeceğiz. Yeni hükümeti kurar kurmaz. Hepimiz Yaradan'a kurban. Yeni hükümeti kurar kurmaz birçok çalışma yürüttük. Birçok reform paketini açıkladık. Ama bir reform paketini açıklarken büyük bir mutluluk duydum. Geçen hafta ailenin ve dinamik nüfusun korunmasıyla ilgili paket. Takip ettiniz. Berlin'de de bu müjdeyi verdim. Şimdi sizlerle de paylaşıyorum. Bu pakette nüfusumuzun genç ve dinamik kalabilmesi için çalışan kadınlarımızın, kardeşlerimizin aynı zamanda annelik de yapabilmeleri için çok önemli kararlar aldık. İki karar bir müjde olarak Avrupa'da da yurt dışında da yankılandı. Şimdi sizlerle de bunu paylaşıyorum. İnşallah bundan sonra ister yurt içinde ister yurt dışında bir anne, bir bacım, bir kardeşim bir evlat dünyaya getirdiğinde ilk evlatta 300 Türk lirası yani yarım altın. İkinci evlatta 400 Türk lirası yani bir yarım altın, bir çeyrek. Üçüncü evlatta 600 Türk lirası yani tam bir altın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden size hediye olarak gelecek. Ve böylece her doğan çocuk güzel bir hatırayı gelecek nesle saklayacak. Ayrıca özellikle gurbette biliyorum. Çocuklar evlenme yaşına gelince tatlı bir telaş başlar. Acaba nasıl bir evlilik hazırlığı yapacağız diye. Bu telaşın etkisini azaltmak için de çeyiz hesabı açtırıyoruz. Doğan her çocuk annesi ve babası isterse bir çeyiz hesabı açılacak ve 18 yaşından sonra evlenmesi halinde bu çeyiz hesabında ne kadar para birikmişse onun %15'ini de devlet verecek. Yani anne baba 100 bin Türk lirası biriktirmişse devlet 115 bin lira yapacak onu. Şimdi aradaki fark nedir biliyor musunuz? 70'li yıllarda sizin babalarınız, belki burada da aramızda bulunan bazı dostlarımız buraya geldiğinde biz hatırlıyoruz o zaman iktisat okurken hep Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Avrupa'dan gelecek dövize bakıyordu. Döviz biraz düşse işçilerden gelen döviz büyük ekonomik krizin habercisi olarak sayılıyordu. Hep buraya o tahta bavulla o Anadolu yiğitlerini gönderenler gözlerini işçilerin dövizine dikmişti. Şimdi ise biz aksine Anadolu'dan doğan her çocuğa gurbette bir altın takıyoruz.
İşte yeni Türkiye bu. Yeni Türkiye bu. Sizlerden ricam, bu dönemde, özellikle bu kritik süreçlerde birliğinizi korumanızdır. Beraberliğinizi muhafaza etmenizdir. Farklı kanaatlere, farklı etnik ve mezhebi arka plana sahip olunabilir. Farklı siyasi görüşlere de sahip olunabilir. Ama buradan bir kere daha ilan ediyorum ki bizim için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için 77 milyon Türkiye'nin içinde ve dışındaki bütün vatandaşlarımız, bütün kardeşlerimiz birbirine eşit, tarağın dişleri gibi, Hazreti Peygamber'in söylediği gibi, tarağın dişleri gibi birbirine eşit, ezeli ve ebedi kardeşlerdir. Aramıza fitne girmesine hiç izin vermeyin. Dilinizi, kültürünüzü, geleneğinizi koruyun ama Belçika toplumuna da ve Belçika'daki her bir komşunuza da Ahi Evran'ın torunu olmak ne demek gösterin. Misafirperverliği gösterin. Merhameti gösterin. Şefkati gösterin. Ve şunu hiç unutmayın ki artık sizden döviz bekleyen eski Türkiye yok. Artık arkanızda şefkatli ve kudretli Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Şefkatiyle dünyanın neresinde olursa olsun her vatandaşına ulaşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Şefkatiyle dünyadaki bütün mazlumlara ulaşabilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ve kudretiyle de kendi vatandaşına biri el uzattığında onun haddini bildirecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Eskilerin güzel deyişiyle Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah sizi Anadolu'dan, Trakya'dan hiçbir zaman gönül olarak koparmasın. Allah bize öyle bir kudret ve öyle bir şefkat versin ki nerede bir mazlum varsa elimizi uzatabilelim. Nerede bir yetim varsa başını okşayabilelim. Nerede bir aciz varsa kudretimizle ona yetişebilelim. İşte bizim milletimizin derin irfanı budur. Allah size de uzun ömür versin. Ve hayırlı akıbet versin. Bakın, yakından hissedesiniz diye söylüyorum. Bugünlerde herkes değişik yorumlar yapıyor. İşte bu terör dehşeti dolayısıyla Müslümanlarla ilgili son derece olumsuz algılar oluşturulabiliyor.